Ulusal Kanal'dan iyi akşamlar sayın seyirciler. Ben Emra Şen. Evet, günlerden cumartesi saatler 18.30'u gösteriyor. Ulusal Radyo ve Ulusal Kanal'ın ortak yayınıyla karşınızdayız. Elbette yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmeler için buradayız efendim. Ayrıntılara birazdan geçeceğiz ama öncesinde gündemin özetlerini şöyle kısaca bir aktarmak istiyoruz sizlere. Ulusal Strateji Merkezi USMER'in Türk dünyasını birleştiren sempozyumu çevrim içi başladı. Önemli isimler sempozyumda dil, edebiyat ve kültür alanında yine önemli açıklamalar, konuşmalar yaptılar. Ayrıntılar birazdan hafta sonu ana haber bülteninde yer bulacak. Lütfen ayrılmayın. Ve İçişleri Bakanlığı, Amerikalı Crest Foundation Vakfı'ndan fonlanan derneklere inceleme başlattı sevgili izleyiciler. Önemli ayrıntılar yine birazdan ekranlarınızda olacak. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığını öne sürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği tahliye kararına Türkiye'nin uymasını istedi. Yine ayrıntılar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Siirt'teydi. Siirt'te yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun randevu almadan TÜİK'e gitmesini eleştirdi. Biz hazırız efendim ayrıntılar için. Özetler böyleydi. Siz de hazırsanız hemen başlayalım. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Ulusal Strateji Merkezi Türk dünyasını birleştirdi. USMER'in düzenlediği 21. yüzyılda Türk dünyasında dil, edebiyat ve kültür sempozyumu çevrim içi olarak başladı. Açılış konuşmasını USMER Genel Başkanı Şule Perinçek, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Lemara Selendili yaptı. Konuşmalarda ekonomik, kültürel işbirliklerini güçlendirmek adına ortak dil geliştirme önerisi öne çıktı. İzleyelim. Artık Atlantik çağının sonu geldi. Nefesi kesildi, köhnedi, çürüdü. Türk dünyasını birleştirdiler. Dil, kültür ve edebiyatta işbirliklerinin önünü açtılar. Türk devletleri Asya uygarlığının yükselişine önderlik ediyor. 9 ülkeden 59 seçkin bilim insanının bildiri sonuca 21. yüzyılda Türk dünyasında dil, edebiyat ve kültür sempozyumu başladı. 5 Aralık Pazar günü devam edecek çevrim içi sempozyumun düzenleme kurulunda 13 ülkeden 19 bilim insanı yer aldı. Bilim kurulunda Türk dünyasından 17 ülkeden 31 bilim insanı da çalışmalara ışık tuttu. Binlerce yıllık bir çınarın dalları gibiyiz. Birbirimize çok benziyoruz. Ama ne yazık ki bu zenginliklerimiz tanıştıracağız. Daha çok tanışa üreteceğiz. Hepimiz Ergenekon demircisinin torunlarıyız. Buluşa paylaşa üreteceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırım, Bosna Hersek, Rusya, Kazakistan, Özbekistan, Kosova, Azerbaycan, Moldova gibi ülkelerden bilim insanları sempozyuma katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını USMER Genel Başkanı Şule Perinçek, Türk Dil Kurumu Başkanı Profesör Doktor Gürer Gülsevin ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Profesör Doktor Lemara Selendili yaptı. Her şeyinizi kaybedebilirsiniz ama dilinizi kaybettiğiniz zaman yok olursunuz. Dilinizi kaybettiğiniz zaman millet olarak yaşayamazsınız. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Türk Parlamenterler Birliği Onursal Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkan Vekili Hasan Korkmazyan'ın onur konuğu olarak katıldığı sempozyumun ilk gününde 4 oturum yapıldı. İkinci günse 9 oturum düzenlenecek. Sempozyumda çağdaş Türk yazıları dilleri, Türk dünyasında alfabe değişimleri, Türk dünyasında edebiyat, Türk dünyasında mitoloji konuları ele alınıyor. Türk dünyasında birbirini algılama, imge, imaj, Türk dünyasında kültürel işbirliği olanakları ve dünyada Türkoloji merkezleri ve çalışmaları gibi konularda masaya yatırılıyor. Türk milleti veya Türk dünyası bütün Avrasya'yı tarihin en eski dönemlerinden beri dolaşan bir ırmağa benzetilebilir. Türk dili ve Türk kültürü de bütün Avrasya'yı dolaşmış bir ırmak gibi bütün coğrafyayı beslemiş. Türk dediğimiz kavramı küçültmememiz lazım. Ve bütün Avrasya'yı beslemiş bir milletin adı olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi bilgi paylaşmaktır, tecrübe paylaşmaktır. Ve bu bir taraf, ikinci taraf birbirinden dil bilgisini almaktır. birbirinden edebiyat bilgisini, kültür paylaşmaktır. Ali Şir Nevai, Cengiz Aytmatov, Harit Fedai, Yunus Emre, İsmail Gaspıralı, Kaşgari Mahmut, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Has Hacip, Cengiz Dağcı, Abay Kunanbay, Ahmet Yesevi, Ahmet Yükneki, Dede Korkut gibi bizim yıldızlarımızı hem anacağımız hem de oturumlarımızı onlara bahşedeceğimiz. Konuşmalarda ekonomik, güvenlik, kültürel işbirliklerini güçlendirmek adına ortak dil geliştirme önerileri gündeme geldi. Türkçe konuşan halkların ortak bir dil geliştirmeleri kaçınılmazdır. Orta bir şey, güzel bir mucize çıkarmak gerekmez. Bu en önemlisi. Türkçenin bu kadar gelişmiş olmasında kuşkusuz bir devlet dili olmasının büyük payı var. Kırgızcamız, Uygurcamız, Kazakçamız, Yakutçamız, Çuvaşçamız, bütün Türk dilleri bir yandan yaşasın, var olsun, gelişsin, zenginleşsin. Ama bir de birbirimizle konuşacağımız ortak bir Türkçemizi de geliştirelim. Onun da önümüzde çok önemli bir hedef olduğu apaçık ortada. Sempozyumda Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine de dikkat çekildi. Geçtiğimiz 12 Kasım'da çok güzel bir gelişme oldu ve bu Devlet Başkanları Konseyi'nde teşkilatın adı Türk Devletleri Teşkilatı haline getirilerek bambaşka bir açılım yaratılmış oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurulmasını bu bakımdan hep beraber selamlıyoruz. Asyalı diğer halklarla bizi kaynaştıran, birleştiren bir girişim olarak değerlendirilmelidir. Önümüzde çok geniş ufuklar var. İçişleri Bakanlığı, Amerika Birleşik Devletleri Crest Foundation Vakfı'ndan fonlanan derneklere inceleme başlattı. Bültenimizin başında paylaşmıştık sizlere. Bazı derneklerin vakıftan $2.075.477 aldığı tespit edildi sayın seyirciler. İzleyelim. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Amerika Birleşik Devletleri Crest Foundation Vakfı'ndan fon alan bazı dernekler ve yöneticileri hakkında inceleme başlattı. Açıklamada söz konusu derneklerin ABD'li vakıftan toplam $2.075.477 alındığının tespit edildiği belirtildi. Yine yapılan açıklamada ABD'li vakfın internet sitesinde bir liste yayınlandı ve aralarında Türkiye'de faaliyet gösteren bazı kurumların olduğu da belirtildi. İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından yapılan denetimler ve derbis üzerinden yapılan bildirimlerin incelenmesi sonucunda Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punta 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi, Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği, Hakikat, Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneği'nin Crest Vakfı'ndan toplam $2.075.477 yardım aldığı tespit edilmiştir. Açıklamada ayrıca söz konusu derneklerin bazılarının Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuata aykırı hareket ettiklerinin ve öngörülen yükümlülükleri yerine getirmedikleri kaydedildi. Vergi kanunlarında belirtilen esas ve usullere uymadıklarının tespit edildiği, ilgili dernek yöneticileri hakkında adli ve idari merciler tarafından gerekli işlemlerin yapılmasının talep edildiği belirtildi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala üzerinden Türk yargısına müdahale girişimine CHP'den destek geldi. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala hakkında verdiği tahliye kararına Türkiye'nin uymasını istedi. Türkiye'ye yapılan dayatmaları savunan Çeviköz, Türkiye'de yargı bağımsızlığı olmadığını öne sürdü. CHP bir kez daha Türkiye'ye karşı Avrupa'nın yanında yer aldı. Türk yargısına dış müdahaleyi meşru gösterdi. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 2 Aralık 2021 tarihinde ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ile ilgili kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne havale etme niyetini içeren bir bildirimde bulunmuştur. Söz konusu bildirim, Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyelik statüsünü olumsuz şekilde etkileyecek ve ülkemizin Avrupa Konseyi'nden ihracına kadar varabilecek bir ihlal sürecinin başlangıcını oluşturmaktadır. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin böyle bir süreçle karşı karşıya bırakılması üzücüdür. CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin Soroslu Osman Kavala için aldığı karar hakkında bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye'nin Avrupa'dan gelen dayatmaları uygulaması gerektiğini savundu. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulaması Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da ifadesini bulan bir yükümlülüktür. Dolayısıyla Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin başlattığı sürecin Türkiye'de bağımsız yargıya müdahale anlamına geldiğini ileri sürmek hiçbir inandırıcılık yaratmamaktadır. Aksine Türkiye'de yargının bağımsız olmadığı düşüncesinin daha da pekişmesine yol açmaktadır. CHP İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Türkiye'de yargı bağımsızlığının olmadığını öne sürdü. Türkiye'nin temel hak ve özgürlüklere saygılı, insan haklarına aykırı uygulamalarla karşılaşılmayan, gerçek yargı bağımsızlığına sahip sosyal bir hukuk devleti olması bu konularda üstlendiği sorumlulukları ve yükümlülükleri yerine getirmesiyle mümkün olacaktır. Ülkemizde yargı bağımsızlığının yeniden tesis edilmesi ve Türkiye'nin yeniden uluslararası toplum nezdinde itibar sahibi bir ülke haline gelmesi için gereken adımların ivedilikle atılmasını bekliyoruz. Siirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e randevusuz gitmesine tepki gösterdi. Devletin kurumları ciddidir, öyle rastgele gidemezsiniz dedi. Gündeminde döviz kurundaki hareketlilik, faiz indirimi kararı ve stokçuluk iddiaları da vardı. Erdoğan, teröristlerin saldırılarını değil, üretimi, istihdamı konuşacağız vurgusunu yaptı. Terör örgütleriyle omuz omuza gidebilirsin. Onlara randevusuz da gidebilirsin. Ama devletin kurumları ciddidir. Buralara öyle rastgele gidemezsin. Devletin kurumları ciddidir. Öyle rastgele gidemezsin dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e randevusuz gitmesine tepkiliydi. Gittiler, İstatistik Kurumu'nun önünde bir genel başkan orada gösteri yapıyor. İnsan utanır. Bir insan davet edilmediği yere gidemez. Siirt'te konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önüne giderek gösteri yaptığını söyledi. Devletin bu kurumları senin şamaroların değil diyerek gösterdi tepkisini. Bundan sonra da devletin kurumlarına böyle randevusuz gidilemeyeceğini öğren. Devletin bu kurumları senin şamarolanın değil. Buralar ciddi kurumlardır. Senin gibi ciddiyetsiz değil. Erdoğan, CHP'nin desteklenmediğine, mitinglerde meydanların boş kaldığına dikkat çekti. Bir yanlarına terör örgütünün güdümündeki partiyi almışlar, bir yanlarına hala kendini tanımlamakta zorlanan bir başka partiyi almışlar, arkalarına da kırık dökük kim varsa takmışlar. Erdoğan'ın gündeminde döviz kurundaki hareketlilik, faiz indirim kararı ve stokçuluk iddiaları da vardı. Fiyat hareketlerini, kur dalgalanmalarını makul ve istikrarlı bir çizgiye oturtacağız. Faiz, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan bir illettir. Depolarda bütün bu malları stoklayanları yakaladığımızda gereken bedeli ödeyeceklerdir. Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili konuştu Erdoğan. Asgari ücreti kayıpları telafi edecek düzeyde belirleyeceğiz ifadelerini kullandı. Üretenin ve istihdam sağlayanın daima yanında olacağız. Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş'ın çağrısıyla 7 bölgede düzenlenecek mitinglerin ilki Mersin'de yapıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de düzenlenen mitingde konuştu. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde TÜİK vardı. Dostlarımızla birlikte Türkiye'yi her türlü vesayetten kurtaracağız dedi. Hakkari'ye, İzmir'e, Trabzon'a, Çankırı'ya, Çorum'a, Yozgat'a, Uşak'a, Denizli'ye, Hamburg'a, Paris'e, Almanya'ya, Fransa'ya selam olsun. Mersin'de düzenlenen mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan enflasyon rakamları nedeniyle TÜİK'i eleştirdi. Ya bunlar devletin memuru mu? Bunlar sarayın memuru mu? Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları üzerinden milyonlarca kişinin aylığını düşük rakamlar üzerinden belirlemeye çalışıyorlar. PKK'nın talimatıyla HDP'nin çağrı yaptığı mitingi düzenleyen Kılıçdaroğlu, devlet memurlarının saraydan talimat aldıklarını söyledi. Sarayın emrine giren memurlar devlet memuru değildir artık onlar. Sarayın emrine giren ve talimatta iş yapanlar devletin memuru değillerdir. Hayatta uyguladıkları yol yöntem sarayın kuralları. Kılıçdaroğlu dostlarla birlikte Türkiye'yi vesayetten kurtaracaklarını söyledi. Sarayın vesayetinden de Türkiye'yi kurtaracağız. Beraber kurtaracağız. Birlikte kurtaracağız. Dostlarımızla beraber kurtaracağız. Sayın seyirciler, İYİ Parti milletvekili ve yöneticilerinin vatandaşla diyalogları dikkat çekiyor. Daha önce şehit ağabeyine küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın görüntülerini hatırlayacaksınız. Şimdi ise Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu, Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde beyaz kot vereceğini söyleyen sağlık çalışanıyla tartıştı. Tartışmayı büyüten Ofluoğlu, sağlıkçıya tehditler savurmaya başladı. "Ben sana sorarım o beyaz kodu, sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?" diyen Ofluoğlu'na tepki yağdı. Bir anda bağırmaya başladı. Tartışmayı daha da büyüterek tehditler savurdu. Tehdit ettiği kişi bir sağlık çalışanıydı. Ondan sonra yalvarsın işine geliyor. İYİ Parti'de şehit abine küfreden Lütfü Türkkan'dan sonra yeni bir skandala daha imza atıldı. Evet. İYİ Partili Üsküdar İlçe Başkanı Hasan Ofluoğlu gittiği Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde sağlık çalışanına tehditler savururken hastanede olay çıkardı. Sağlık çalışanı hastanelerde çalışanlara yönelik şiddeti önlemeyi amaçlayan acil durum yönetim aracı olan beyaz kod vereceğini söyledi. Ona bak, ben sana sorarım o beyaz kodu ha. Beni dinliyor musun? Bunun üzerine ilçe başkanı Ofluoğlu, "Sorarım sana o beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için" sözleriyle tehditler savurdu. Ofluoğlu'nun skandal görüntülerine tepki yağdı. Bana bak, ben sana sorarım o beyaz kodu ha. Beni dinliyor musun? Sen kimle oynadığının farkında, sorarım ben sana beyaz kodu. Ondan sonra yalvarırsın iş yerine geri dönmek için. Alın abi. Hadi ya. PKK'lılar daha kaçırdığı çocukları zorla orada tutuyor. Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler evlatlarının kaçmak istediğini ancak PKK'lıların çocukları zorla tuttuğunu açıkladı. Evlat nöbetindeki aileler Anayasa Mahkemesi'ne de çağrı yaptı. "Yeter artık, HDP'yi kapatın" dedi. Bütün dünya bilsin, bizim çocuklarımız hapsedildi. Hapsettir yani. Diyarbakır'da evlat nöbeti PKK'daki çözülmeyi hızlandırdı. Örgüt üyeleri bir bir kaçıyor. Gelen evlatlar da diyor bizi orada zorla tuttular. Kendi isteğiyle gitmemişler. Çocuklar 14-15 yaşında, 10 yaşında kız çocukları, erkek çocukları hiçbiri kendi iradesiyle gitmemiştir. Muhakkak HDP onlara yol göstermiştir. Hafta içinde teslim olan 4 PKK mensubunun verdiği bilgiler arasında Diyarbakır ailelerinin çocuklarının durumu da vardı. Bunlardan biri de evlat nöbeti tutan babalardan Celil Bektaş'ın oğlu Yusuf'la ilgili olandı. Bektaş, teröristlerin çocuğuna zarar vermesinden endişe ediyor. "Şu anda benim oğlum yeri çok zor. Niye? Ağabeyler hassız oldular bizden. Terk ettiler, bineler hassız oldular." Bektaş oğlunun kaçmak istediğini ancak teröristlerin izin vermediğini söyledi. Evlat nöbetindeki baba CHP ve İYİ Parti liderine tepki gösterdi. "Ben buradan Kılıçdaroğlu'na sesleniyorum. Meral Akşener'e sesleniyorum. Sizin evladınız otururken bizim evladımız acaba aklınıza geliyor mu? Gelmez. Gelmiş olsaydı bu ananın babalarına bir gün gelir" diyeyim. Aileler Anayasa Mahkemesi'ne çağrı yaptı. HDP'nin kapatılmasını istedi. "Buradan Anayasa Mahkemesi'ne de çağrımız var. Bütün anne ve babalar olarak artık yeter diyoruz. Kapatılsın. Artık evlatlarımızı versinler. HDP gençleri kandırıp PKK'ya satıyor. PKK Amerika'ya uşaklık ettiriyor çocuklarımızı. Artık versinler. Yeter artık. HDP'yi seviyoruz." Evlat nöbetindeki anne Ayten Elhamam, PKK'lıların aileleri kandırarak eylemden vazgeçirmeye çalıştığını söyledi. "Bakın onlar korkup kaçtı. Kepenkleri kapatıp kaçtılar. Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz. Biz kuzularımızı istiyoruz. Bakın her 2 ayda bir, 3 ayda bir bizim yüreğimizi yakıyorlar. Öldü diyorlar. Fotoğraflarını yayınlıyorlar. Ben öldüğüne inanmıyorum. Çocuklarımız inşallah hepsi yaşıyordur. Belki... Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında şehit olan jandarma astsubay üst çavuş Celil Mutlu Mersin'de defnedildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Kahraman asker ebediyete uğurlandı. Jandarma astsubay üst çavuş Celil Mutlu Tunceli'de Eren Kış Altı Mercan Dağları operasyonlarına katılmıştı. Ovacık ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Şehit Mutlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı Elazığ'dan hava yoluyla Adana'ya, oradan da karayoluyla Erdemli ilçesi Tabiye mahallesindeki baba evine götürüldü. Helallik alındı. Ulu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu törende şehidin yakınlarıyla sohbet etti, başsağlığı dileklerini iletti. Operasyonla ilgili de bilgi verdi. Ama olursa böyle olsun da. 9 tane terörist oraya geldi. Cenaze namazının ardından Mutlu'nun naaşı Alata Mezarlığı'nda defnedildi. Eren Kış operasyonuna bir yenisi daha eklendi sayın seyirciler. Muş ve Diyarbakır'da Eren Kış 11 operasyonu başlatıldı. Muş ve Diyarbakır'da Eren Kış 11 Şenya'yla Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray operasyonu başlatıldı. Operasyonda PKK terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amaçlanıyor. Diyarbakır ve Muş İl Jandarma Komutanlığı'nca ortak yapılan operasyonun sevk ve idaresi Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından yürütülüyor. Operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik koruyucu timlerinden oluşan 1300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor. Kahraman komandolar Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barışpınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Mehmetçik, bölgede 5 PKK-YPG'li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Türkiye Barolar Birliği'nin 36. Olağan Genel Kurulu Ankara'da başladığı 2 gün sürecek genel kurulun açış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Profesör Doktor Metin Feyzoğlu yaptı. Avukatların mesleklerini icra ederken karşılaştığı sorunları ortadan kaldırmak için birlik çağrısı yapan Feyzoğlu, hukuk devletinin işleyişine de katkı sunulması gerektiğini söyledi. Türkiye Barolar Birliği toplumun kutup yıldızıdır. Mahkemelerde savunmanın en önemli kurumu olan Türkiye Barolar Birliği'nde kongre heyecanı yaşanıyor. Bundan sonra da yapmamız gerekenler çoktur. Yapılması gerekenler birlik içinde yapılmalıdır. Birlik. Türkiye Barolar Birliği'nin 36. olan genel kurulu Avukat Özdemir Özok Kongre ve Kültür Merkezi'nde toplandı. 2 günlük kongrede yeni başkan, yönetim, disiplin ve denetleme kurulu üyelerinin seçimi yapılacak. Kazanımlar hepimizin. Her biri alın teriyle mesleğini icra eden, hayat mücadelesi içindeki meslektaşlarımız için önemlidir. Bunları küçümsemek, meslektaşlarımızın dertlerini görmezden gelmektir. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı için yeniden aday olan mevcut başkan Profesör Doktor Metin Feyzioğlu, kongrenin açılış konuşmasını yaptı, birlik mesajları verdi. Bir yandan meslektaşlarımızın mesleklerini icra ederken karşılaştıkları sorunları teker teker ortadan kaldırmalıyız. Ağır hayat şartlarına karşı onları korumalı, imkanlarımız nispetinde desteklemeliyiz. Diğer yandan da hukuk devletinin işleyişine, ayrımcılığa, toplumsal şiddete ve bu çatı altında ele alabileceğiniz alanımıza giren her hukuki konuya karşı sorunları doğru tespit etmeli ve hukukçu yetkinliğiyle, hukukçu gibi yazarak, hukukçu gibi konuşarak, hukukçu gibi söyleyerek itirazlarımızı dile getirmeliyiz. çözüm noktasında da takipçi olmalıyız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi yaptı. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı. Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan gelişmelerle Suriye, Libya ve Ukrayna başta olmak üzere bölgesel konular da değerlendirildi. Kremlin'den de açıklama geldi. Putin telefon görüşmesinde Erdoğan'a Ukrayna'nın kışkırtıcı faaliyet yürüttüğünü ve çatışma bölgesinde Minsk barış anlaşmalarını baltalamak için Türk yapımı Bayraktar insansız hava araçlarını kullandığını söyledi. Putin, Ukrayna ordusunun Ankara tarafından sağlanan askeri insansız hava araçlarını kullanmasını eleştirdi. Ukrayna ordusu Ekim ayında TB2 insansız hava aracını kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya'yı saldırganlıkla suçlayan Amerika'ya yanıt verdi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın son yıllarda tek saldırganlığın Rusya'dan kaynaklandığı yönündeki açıklamasına karşın Suriye, Irak ve Libya gibi ülkelerdeki Amerikan işgalini hatırlattı. Zaharova, Ukrayna'da da Amerika'nın NATO ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiği anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir ifadelerini kullandı. Rusya'dan ABD'nin saldırgan Rusya iddialarına yanıt geldi. Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya'yı son yıllardaki saldırganlığın sorumlusu olarak değerlendirmesine sert yanıt verdi. Sosyal medya hesabından ABD'nin Irak, Suriye ve Libya gibi ülkelerdeki işgallerini hatırlatan Zaharova, Ukrayna'da ABD'nin NATO ve Avrupa Birliği ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiği anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir ifadelerini kullandı. Zaharova ayrıca Ukrayna, Küba, Venezuela, Nikaragua ve Belarus'la ABD ve NATO'nun hibrit savaş unsurlarının kullanıldığı anayasa karşıtı darbe yönetmenliğidir. Bağımsız ülkelerin iç işlerine müdahale ve siyasi gündemini değiştirmeyi amaçlayan yüzlerce özel operasyon NATO'nun rutini haline geldi. Yani Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı'nın bu tür açıklamaları Washington'ın düzenlediği demokrasi zirvesi için ideolojik zemin hazırlamaya yönelik başarısız girişimden başka bir şey değil. Amerikan Dışişleri Bakanlığı uluslararası hukuku ihlal eden saldırganları aramaya karar verdiyse bu sürece aynanın önünde durarak başlamalı. Güney Kıbrıs Rum yönetimi doğal gaz aramasının planlandığı ve Türk kıta sahanlığında yer alan sözde 5. parselin kendisine ait olduğunu iddia etti. Rum yönetiminden yapılan açıklamada Türkiye'nin uluslararası hukuka uymadığı öne sürüldü. Güney Kıbrıs doğal gaz aramak için çalışma yürüteceğini ilan ettiği sözde 5. parselin kendi egemenlik alanında bulunduğunu iddia etti. Türk kıta sahanlığı içinde bulunan söz konusu kararla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin aldığı bu karara sert tepki göstermişti. Türk Dışişleri'nin açıklamasında sözde 5. parselin Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tek taraflı olarak ilan edilmiş olduğuna vurgu yapılmıştı. Bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde yer aldığı belirtilen açıklamada, hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk deniz yetki alanlarında izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği belirtilmişti. Bakanlığın açıklamasının ardından bir açıklamada Rum yönetiminden geldi. Buna göre Güney Kıbrıs söz konusu bölgenin kendi egemenlik alanı içerisinde olduğunu iddia etti ve Türkiye'yi uluslararası hukuka uymamakla suçladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bölgede kalıcı barış için fırsat pencerelerinin açılmasında Türk savunma sanayinin önemini anlattı. Türkiye'den SİHA alan ülkeler de gündemindeydi Çavuşoğlu'nun. Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor dedi. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. Hamdolsun bugün savunma sanayimizde %80 verimlilik oranına ulaşıyoruz. Güçten gelen caydırıcılık barışa hizmet eder. İkinci olarak savunma sanayi ekonomimiz içinde çok önemli bir unsur. İHA'lar ve SİHA'lar savaş literatüründe yeni bir paradigma oluşturuyor. Ve Türkiye olarak buna önemli bir katkı sağlıyoruz. Polonya'nın ülkemizden SİHA almasıyla ilk kez bir NATO ve AB üyesinin envanterine bu ürünleri katması önemli. Şu anda çok sayıda AB ve NATO üyesi de bu tür ürünlerimize ilgi duyuyor. İhraç ürünlerinde her türlü faaliyet ve yazışmalarda marka olarak artık Made in Turkey ibaresi yerine Türkiye ibaresi kullanılacak. Karar resmi gazetede yayımlandı. Made in Turkey ibaresi yerine Made in Türkiye ibaresi kullanılacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan genelgeye göre devletler ve uluslararası kuruluşlarla olan her türlü faaliyet ve yazışmada Turkey, Türkiye'yi, Türkiye ibareleri yerine Türkiye ibaresi yer alacak. Ülkemizin uluslararası ticarette gururu olan ürünlerimiz Türkiye ibaresiyle tanıtılmış ve tüm dünya ile buluşturulmuştur. Bundan sonra da her alanda devletimiz ve milletimizin binlerce yıllık birikiminin Türkiye markası altında temsili hedeflenmektedir. Bu çerçevede Türkiye markasını güçlendirme çalışmaları kapsamında başta diğer devletler ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla resmi ilişkilerde olmak üzere her türlü faaliyet ve yazışmalarda Turkey, Turkay, Türkiye ve benzeri ifadeler yerine Türkiye ibaresinin kullanımı konusunda gerekli hassasiyet gösterilecektir. Alınan kararla Made in Turkey ibaresi kaldırılmış oldu. Kesin bir tedavisi olmayan SMA hastalığının önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılmasının zorunlu olacağı açıklandı. Çocuk, kan ve genetik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Duran Canatan, kalıtsal hastalıklarla mücadelenin koruyucu hekimlik ve genetik bilim esasında ele alınmasını daha önce ekranlarımızdan da dile getirmişti. Kararı değerlendiren Canatan, bundan sonra atılması gereken adımlara dikkat çekti. Merkezi sinir sistemi, periferik sinir sistemi ve kas sistemini etkileyen kalıtsal bir hastalık. SMA, spinal musküler atrofi, dünyada çok nadir görülen bir hastalık. Bu hastalığın önlenmesine yönelik önemli bir adım atıldı. Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğan bebeklere SMA taraması yapılmasının zorunlu olacağı açıklandı. Bu uygulamanın tıpkı talasemi gibi SMA hastalığının da ileride kontrol altına alınmasında etkili olması öngörülüyor. Talasemi örneğini gerçekleştirdik. 93'te mecliste çıkan bir yasayla hemen yönetmeliği yayınlandı. Evlilik öncesi tarama haline getirildi. 7-8 sene içerisinde de hastalık ortadan kayboldu. Sonuçta koruyucu hekimlik çok önemli. Buradaki alınan karar gerçekten geç de olsa çok önemli bir karar. Farklı tiplerdeki SMA hastalığı bulgularda ve sonuçlarda farklılık gösteriyor. Çocuk, kan ve genetik hastalıklar uzmanı Profesör Doktor Duran Canatan, genetik hastalıklarla mücadelenin koruyucu hekimlik kapsamında ele alınmasının gereğine dikkat çekmişti. Canatan ulusal kanala konuştu. Daha ileri testlerin, genetik analizin yapılması gerekiyor. Genetik analizde de öncelikle SMN1 ve SMN2 genlerinin bakılması lazım. Tanı ve tedavide genetik bilim esas. Canatan, evlilik öncesi ve rutin yeni doğan taramalarında takip eden süreci anlattı. Yapılacak testi, bu testteki çıkacak olası durumları hepsini izah edeceğiz. Sonra birer tüp kan örneğini alıp SMA analizlerini baktıktan sonra çıkacak raporu. Anne babadan birisi taşıyıcı, birisi sağlıklı ise o zaman sorun yok diyeceğiz. Çocuğunuz sizin gibi %50 taşıyıcı, %50 sağlıklı olabilir. Ama ikisi de taşıyıcı ise Bakan Bey'in de dediği gibi mutlaka gen ayıklama yöntemiyle tüp bebek yapmalarını önereceğiz. Herhangi bir risk almalarına gerek kalmadan. Yani genetik danışmayı çok detaylı vermemiz lazım. SMA hastalığının kesin bir tedavisi yok. Profesör Doktor Duran Canatan, SMA ile ilgili alınan tarama kararını değerlendirdi. Daha hasta çocuk doğmadan anne babalara sağlıklı çocuk kazandırmak çok önemli. Önemli bir adımdı koruyucu hekimlik açısından. Sayın Bakan'ı kutluyoruz bu konuda da. Ülkemizde bir an önce artık bu işe başlanmasını umut ediyoruz. Canatan, talasemiden farklı olarak tarama ve tanı sürecini genetik merkezlerin yürütmesinin gereğini vurguladı. Kamudaki genetik merkezler yanındaki özel genetik merkezleri de bu işi yürütür ve bakanlık da burada gerekli yönetmelikle başvuran çiftlerin neyse ücretlerini devlet karşılar. Bu işi tamamen genetik merkezlerinin yapması ve genetik uzmanların danışmanlığında yürütülmesi önemli. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü Manisa Soma'da buruk kutlandı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası, Ege Bölgesi Şubesi ve beraberindeki şube temsilcileri 301 madencinin mezarını ziyaret etti, karanfil bıraktı. Manisa Soma'da 2014 yılında yaşamını yitiren 301 emekçi 4 Aralık Madenciler Günü'nde unutulmadı. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Ege Bölgesi Şubesi, Soma 1 ve 2 nolu şube temsilcileri ortak program düzenledi. İfade edeyim, madencinin günü tek olmaz. Biz bir gün değil her gün madenciyiz. Soma Maden Şehitliği ziyaret edildi. Şehit madencilerin kabirlerine teker teker karanfil bırakıldı, dualar edildi. Türkiye Maden İşçileri Sendikası Soma Şubesi Başkanı Şevket Şahin, içimiz buruk dedi. Dünyanın her yerinde çalışan, başta ülkemiz olmak üzere aşını helalinden, ekmeğini helalinden kazanmaya çalışan tüm madenci ve tüm emekçi arkadaşlarımıza, kardeşlerimize kazasız belasız hayırlı işler diliyoruz. Madencilerin her gün hatırlanması gerektiğini söyleyen Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da Madenciler Günü için mesaj yayınladı. Biz madenciler üretmeye devam edeceğiz. Öncelikle ülkemiz için, toplum için, ailemiz için dünyanın en zor işini yapmaya devam edeceğiz. Yazılı basının yaşadığı kağıt krizi giderek büyüyor sayın seyirciler. Onlarca gazete, dergi yayın hayatına ne yazık ki son verdi. Ulusal Kanal yayınına konuk olan gazeteciler ve yayıncılar acil çözüm bekliyor. Özellikle yerli üretim yapılması gerektiği ifade edildi. İzleyelim. Çok büyük bir kriz tablosuyla karşı karşıyayız. 3 günde bir fiyat değişiyor. Maliyetlerimize %100'ün üzerinde artış oldu. Büyük bir kriz yaşanıyor. Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle kağıt fiyatlarındaki artış daha da tetikleniyor. Zor bir dönemden geçen yazılı basın kağıt kriziyle boğuşuyor. Devlet fabrikalarını özelleştirmekle o an aldığınız işte 2002 yılında galiba Dalaman da 50 milyon dolara satıldı. Döviz kurlarının yükselmesiyle bir dakika içerisinde 100 milyon dolardan fazla zarar edebiliyoruz. Çok ciddi bir kargaşa var. 2 ay içerisinde olan bir olay bu olay. Şimdi bu kuşe kağıt dediğimiz kağıt bundan 2 ay önce 850 euroydu. Avroydu yani. 850 avroydu. Şu anda 1300 ile 1600 avro arasında değişiyor. Kronikleşen durum nedeniyle onlarca gazete, dergi yayın hayatına son verdi. Vermeye de devam ediyor. Gazeteler ve diğer yayınlar, dergiler hasta yatağına yatmış. Ne bir ilaç veriyoruz, ne operasyon yapıyoruz, ne bir ameliyat yapıyoruz. Hatta bazı yayınlar açısından bir yudum su bile vermiyoruz. Bakın her gün Anadolu'nun değişik şehirlerinden gazeteler kapatıldı diye haberler geliyor. Kapatılma kararı alıyor. Çok acil bir çözüm üretilmesi gerekiyor. Sorunlarını Ulusal Kanal'da yayınlanan Teferruat programında dile getiren gazeteciler ve yayıncılar acil çözüm bekliyor. Önümüzdeki yılın ortasına varmadan eğer bu şekilde giderse o büyük dediğimiz gazetelerin hepsi elektronik gazeteciliğe geçecektir. İşte dijitalleşmeyi de gerekçe göstermek zorunda kaldılar. Sayfa sayılarını düşürdüler, eklerini kapattılar, zam yapmak zorunda kaldılar. Bu acil önlem gerektiriyor. Konuyu yaptıkları haberlerle sürekli gündemde tutan Aydınlık Gazetesi Genel Müdürü Osman Erbil, yerli üretime geçilmesi gerektiğini vurguladı. İktidarın ekonomik kurtuluş savaşında başarılı olup olmayacağını hangi ölçüde, hangi kritere göre değerlendireceğiz? Buna göre değil mi? Bu da ölçütlerden bir tanesi değil mi? Hadi buyurun kağıt, gazete kağıdında yerli üretime geçelim. Bu yatırımı işte özel sektör işbirliğiyle veya devlet doğrudan yapmalı. Devletin yazılı medyaya sahip çıkması gerekiyor, destek vermesi gerekiyor. Yaşanan büyük krize karşı yüzlerce yazılı basın ayakta kalmaya çalışıyor. 10 yılda kapatılan kuruluşlar nedeniyle işsiz kalan gazeteci sayısı 11 bini aşmış. Hükümetin yapması gereken, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapması gereken Balıkesir'deki SEKA fabrikasını kamulaştıracak. İsviçre'de görülen 2 omikron varyantının ardından yeni kısıtlamalara gidildi. Hükümet ülkeye girecek tüm kişilere PCR testi zorunluluğu getirdi. Amerika'da omikron varyantı görülen eyalet sayısı ise 5'e yükseldi. İsviçre'nin Cenevre kentinde 2 omikron varyantı tespit edildi. Varyantın görüldüğü uluslararası okulda 2000 öğrenci ve çalışan karantinaya alındı. Ülkede günlük COVID-19 vakalarının 10.000'e yaklaşması ve omikron varyantının görülmesinin ardından yeni kısıtlamalara gidildi. Ülkeye giriş yapacak herkese PCR testi zorunluluğu getirildi. İsviçre Sağlık Bakanı Elin Bers konuyla ilgili basın açıklaması düzenledi. Bers, durum çok ciddi. Bunu biz istemedik ama gerçekle yüzleşmek zorundayız. Bazı hastaneler kapasite sınırlarını çoktan aştığı uyarısında bulundu. ABD'de omikron varyantı görülen eyalet sayısı 5'e yükseldi. Meksika'da ise ilk kez omikron varyantına rastlandı. Varyantın ülkeye 21 Kasım'da gittiği tespit edilen Güney Afrika kökenli erkek hastada görüldüğü belirtildi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de omikrona ilişkin açıklama geldi. Bugüne kadar omikron varyantı nedeniyle bir ölüm tespit edilmediği kaydedildi. Açıklamada varyantın bulaşıcılığına ve ciddi bir hastalığa neden olup olmadığına ilişkin araştırmaların devam ettiği belirtildi. Şu anda salgında baskın varyantın %90'la delta varyantı olduğu bilgisi paylaşıldı. Orman Kanunu kapsamındaki ormanlık alanlarda yapılaşmaya yönelik yönetmelik değişti. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre kamu yararı ve zaruret varsa yapılaşmaya izin verilecek. Resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre ormanlık alanlarda kamu yararı ve zaruret bulunması halinde yapılaşmaya izin verilebilecek. Söz konusu yönetmelik, liman geri hizmet alanı, hava alanı, demiryolu, teleferik hattı, ilkokul, ortaokul, lise, dini eğitim tesisleri, ruhsata dayalı petrol ve doğalgaz arama gibi tesis ve faaliyetler için geçerli olacak. Sağlık, eğitim, spor, adli hizmet ve ceza infaz kurumu tesisleri için genel bütçe kapsamındaki ilgili kamu idarelerine de izin verilebilecek. Ormanlık alanda lojman, idari bina ve sosyal tesislere ise izin verilmeyecek. Ormanlık alanda yapılması zorunlu olan yollar çevreye zarar vermeyecek şekilde ekskavatörle yapılacak, yol yapımından çıkan malzeme ormana zarar vermeyecek şekilde izinli alanlara taşınacak. Öte yandan bu izinlerin taahhüt senetlerindeki yükümlülüklerinden Orman İdaresi'ne karşı Büyükşehir Belediyesi sorumlu olacak. Taksilerde kamera zorunluluğu 2023'e ertelendi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın yaptığı açıklamada ertelemenin 2022 Aralık ayı sonuna kadar olduğunu belirtti. Taksilere getirilecek kamera zorunluluğu 2022 yılı Aralık ayı sonuna kadar ertelendi. Bazı ticari araçlarda kamera zorunluluğunun ertelendiğini bildiren TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın kararın ayrıntılarını açıkladı. Şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan taksi, minibüs ve otobüs cinsi taşıtlarda kayıt yapabilen ön ve iç kamerayla kayıt cihazının bulundurulması ve aktif halde tutulması zorunluluğu 2022 yılının Aralık ayı sonuna kadar ertelendi. Apaydın kararın yeniden düşünülüp tekrar karara varılabileceğini belirtti. Şoför esnafımıza maddi anlamda bir yük getiren, bu dönemlerde kendisini zorlayacak olan bu kamera zorunluluğunun ertelenmesi kararı rahatlatıcı oldu. Bir yıllık zaman diliminde birçok tartışmayı da beraberinde getiren bu konuyla ilgili detaylı olarak düşünülüp tekrar bir karara varılabilir. Taksilerde kamera zorunluluğu özel hayatın gizliliği ilkesini ihlal etmesi nedeniyle yoğun eleştirilere uğramıştı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin ürettiği Hürkuş, Azerbaycan semalarında uçtu. Gösteride Türk ve Azeri pilotlar birlikte yer aldı. Hürkuş'la yapılan gösteri uçuşunun ardından davetlilere Hürkuş hakkında briefing verildi. Hürkuş, Azerbaycan semalarında uçtu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, iki Hürkuş uçağının gösteri amacıyla Bakü'ye götürüldüğünü açıkladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği Hürkuş'la Türk ve Azeri pilotlar uçuş yaptı. Uçuşları Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, askeri ateşe Tuğgeneral Zekeriya Yalçın ve diğer yetkililer izledi. Pilotlar uçuş sonrasında uçaktan inerken Türkiye ve Azerbaycan bayraklarını dalgalandırdı. Gösterinin ardından davetlilere askeri eğitim uçağı Hürkuş hakkında briefing verildi. İstanbul'un 7 ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 13 adrese düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 10 örgüt üyesi gözaltına alındı. Adresler tek tek deşifre edildi. 13 noktaya eş zamanlı operasyon yapıldı. Yabancı uyruklu 10 şüpheli yakalandı. İstanbul'da DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. 7 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler 10 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Güngören'de balkonu çöken bir bina korkuya sebep oldu. İzleyelim bakalım neler oldu. Bir anda balkon çöktü, korku dolu anlar yaşandı. Görüntüler İstanbul Güngören'den. Genç Osman Mahallesi Aksokak'taki 4 katlı binanın 3. katının balkonu çöktü. Gürültü üzerine bina sakinleri dışarı çıkarken çökme sırasında balkondan sökülen moloz parçaları da aşağıya düştü. Olay yerine giden zabıta ekipleri önlem amaçlı binada kalan sakinlerin de dışarı çıkmalarını istedi. Emniyet şeridi çekilen binada ekipler önlem aldı. Çökme anında balkonun altında kimsenin bulunmaması sebebiyle herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Antalya Bilardo Spor Kulübü Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık etkinlikleri kapsamında 3 band bilardo turnuvası düzenledi. Turnuva boyunca engelsiz yaşama dikkat çekildi. İzleyelim. Hem dinlendiren hem eğlendiren bir spor dalı, beyinle, vücudun uyumuyla çalışan bir branş. Bilardo kendine özgü kuralları ve oynayış tarzıyla dünyanın en çok ilgi gören spor dalları arasında yer alıyor. Antalya Bilardo Spor Kulübü Dünya Engelliler Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında 3 band bilardo turnuvası düzenledi. Dünya Engelliler Günü'nde engelli yurttaşlarımızın da engelsiz yaşam içerisinde sağlık için rahatlıkla uygulayabilecekleri bir spor dalına dikkat çekmek için bir turnuva düzenledik. Bilardo topları çuha bantta bu kez engelliler için yuvarlandı. Turnuvaya 48 yarışmacı katıldı. Kulüp Başkanı Mustafa Yahyaoğlu etkinliğin amacını anlattı. Bu sporlarla uğraşan insanlar giderek farkında olmadan konsantrasyon süreleri de gelişiyor, dikkatleri gelişiyor, hayata bakışları, analitik düşünmeleri gelişiyor. Çünkü engelsiz yaşam içinde, yani birçok Türkiye şampiyonalarında gördüğümüz engelli engelsiz arkadaşlarımız bu sporu uyguluyorlar ve son derece başarıyla uyguluyorlar. Gençlerimize bunu öneriyoruz. Uluslararası Engelliler, Yaşlılar, Kimsesizler Federasyonu Genel Başkanı Mete Kaçar, toplumsal ve kamusal alanda engelli vatandaşların koşullarının iyileştirilmesinin zamanla sınırlandırılmaması gerektiğini belirtti. Biz 365 gün engellerimizin yanında yer almaya çalışıyoruz. Bizler istiyoruz ki engellilerin, kimsesizlerin yanında yer alın, yaşlılarımızın yanında yer alın. Hiçbir zaman unutmayalım ki her zaman engelli adayız. Hepinize engelsiz bir yaşam diliyorum. Leman Gebizli Tüm Engelli Yaşlı ve Kimsesizlere Umut Işığı Derneği Başkanı Güldane Kaya, engelsiz yaşamın her alanda desteklenmesi gerektiğini belirtti. 10.000 tane biliyorsunuz kamuda istihdam sağlanacak engelli vatandaşlarımız var. Onların her birinin bir yerlere yerleşmesi bizler için çok büyük bir keyif olacak. Kalp Gözü Tüm Engelliler Yaşlı Sanatçılar Derneği Başkanı Fikriye Yıldızhan, engellerin insanlara farklı üstünlükler kazandırdığını vurguladı. Kalbimizle duymayı, kalbimizle görmeyi, kalbimizle konuşmayı amaç edinen bir derneğiz. Turnuvada şampiyonluk için kıyasıya mücadele edildi. 4 gün süren turnuva sonunda şampiyonlara ödülleri verildi. Bizler farkındayız. Ya siz? Münire Yaşar, Afyonkarahisar'da engellilerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veriyor. Yaşar'ın öncülüğünde toplanan mavi kapaklarla 12 yaşındaki işitme engelli çocuğa işitme cihazı temin edildi. Nasıl? Daha iyi duyuyor musun? Duyuyorum. Başlattığı kampanyayla 12 yaşındaki Tahir Örengül'ün hayatına dokundu. Biz de cihazını yenilemek, daha iyi duyabileceği son teknolojik bir cihaz hediye etmek istiyoruz. 3 Aralık Engeller Haftası kapsamında. Münire Yaşar, Afyonkarahisar'da engellerle ilgili çalışmalara gönüllü destek veriyor. Yaklaşık 1,5 yıldır mavi kapak toplayarak biz bu cihazı kendisine, Tahir için topladık 1,5 yıldır. Yaşar'ın öncülüğünde başlatılan kampanyayla toplanan mavi kapaklarla 12 yaşındaki işitme engelli çocuğa işitme cihazı temin edildi. Sonunda projemizin sonuna ulaştık ve bugün kendisine bu cihazı hediye etmek istedik. Yaşar, işi gereği sık karşılaştığı engelli bireylere destek olmak için Sakatlar Derneği Afyonkarahisar Şubesi'nin gönüllüsü oldu. Geri dönüşüme katkı sağlamak hem de atıklardan arınmak amacıyla bu projeyi başlattık. Engelli bireyler için yürütülen projelerde de yer alan Yaşar, son olarak mavi kapak toplayarak engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için kolları sıvadı. Bir miniğin, bir çocuğun kalbine dokunabilmek amacıyla bu projemizi devam etmek istiyoruz. Dostlarımıza, bize bu kapakları biriktirmemizde yardımcı olan tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Topladığı mavi kapaklar sonucu işitme cihazını iki kulağında duyma problemi olan 12 yaşındaki Tahir Örengül'e ulaştırılmasını sağladı. Türkiye'nin en büyük 3. gölü olan Beyşehir Gölü alarm veriyor ne yazık ki sayın seyirciler. Kuraklık ve tarımsal sulama nedeniyle gölün su seviyesi düştü. Göl kıyısında 300 metreyi bulan çekilme gözleniyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü tehlikede. Aşırı kuraklık ve artan tarımsal sulama Beyşehir Gölü'nün metrelerce çekilmesine yol açtı. Buharlaşmanın etkisinin, yani 30-36 dereceleri bulduğu günleri gördük, 38'leri gördük, 40'lara vardığını gördük. Kuraktı çünkü. Yeraltı sularının, düdenlerin kaynaklarının kuruduğunu gördük. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gölün kıyılarında 300 metrelik çekilme olduğunu söyledi. Bir, göletlerden kaynak kesilmesi dedik. İki, dağlarda yağan kar ve yağışlar dedik. Bayındır, Beyşehir Gölü'nden Konya Ovası ve Isparta'nın sulandığını hatırlattı. Çiftçilere seslendi. Konya Ovası'ndaki Beyşehir Gölü'nden su bekleyen hemşehrilerimizin de bu sözlerimi canla başla dinlemelerini istiyorum. Beyşehir Gölü'nü bizden çok onların savunması lazım. Bir Akşehir Gölü'ne doğru gidiyoruz. Yetkililere de seslenen Bayındır, gölü besleyen kaynaklara yapılan bentlerin gölü susuz bıraktığını söyledi, acil önlem istedi. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Doğu illerinde dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Doğu illerinde her yer buz tutarken Çıldır Gölü de kısmen dondu. Doğu Anadolu'da soğuk hava ve sis etkili oluyor. Erzurum'da soğuk havanın etkisiyle cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Çifte minareli medrese önündeki Türk bayrağı kırağıyla kaplandı. Çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ağaçlardaki yaban meyveleri ve cami şadırvanları da buz tuttu. Kars ve Ardahan arasında bulunan Çıldır Gölü de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Doğu Ekspresi treniyle Kars'a gelen vatandaşlar buzda yürüyüş yaptığı fotoğraf çekti. İzmir'den geliyoruz. Kuzenimle beraber yolculuğa çıktık. Ortasına kadar gittik. Gerçekten çok güzel bir tecrübeydi. Yani buranın ambiyansı çok güzel. Herkesin yaşaması gerektiğini düşünüyorum bunu. Sarıkamış ilçesinde de adeta yer gök buz tuttu. Fotoğraf tutkunları buz manzarasını ölümsüzleştirmeye çalıştı. Sarıkamış yine her zamanki gibi kartpostallık görüntüler vermeye devam ediyor. Biz de bunları değerlendiriyoruz. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Termometreler Ağrı'da sıfırın altında 18, Erzurum'da sıfırın altında 15, Kars'ta sıfırın altında 13, Erzincan'da sıfırın altında 7, Iğdır'da sıfırın altında 5 ve Tunceli'de sıfırın altında 2 dereceyi gösterdi. Türkiye rekortmeni Muşlu milli atlet Derya Kunur gözünü Avrupa Cross Şampiyonası'na dikti. Kunur 12 Aralık'ta İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek şampiyona için ter döküyor. Altın madalyayı kazanarak ay yıldızlı Türk bayrağımızı dalgalandırmayı hedefliyor. Biz de başarılar diliyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok yarışmada madalya kazandı. Türkiye rekortmeni Derya Kunur gözünü Avrupa Cross Şampiyonası'na dikti. Türkiye rekorum var, Balkan derecem ve Avrupa derecem var. Türkiye Cross Şampiyonası'nda U23 kadınlar kategorisinde Türkiye birincisi oldum. 12 Aralık'ta İrlanda'da yapılacak olan Avrupa Cross Şampiyonası'na gitmeye hak kazandım. Şampiyona 12 Aralık'ta İrlanda Cumhuriyeti'nde düzenlenecek. Muşlu milli atlet şampiyonaya yoğun bir antrenman programıyla hazırlanıyor. Sıkı çalışıyorum. Hem sabah hem akşam olmak üzere çift antrenman yapıyorum. Günde 30 kilometre yapıyorum. Milli atletin hedefi altın madalyayı kazanmak. Yarışmada hedefim altın madalya kazanmak ve bayrağımızı en güzel şekilde temsil etmek. Antrenörü Özkan Yurttaş gözetiminde günde çift antrenmanla şampiyonaya hazırlanıyor. Antrenörünün Kunur'a güveni tam. İrlanda'da yapacak olan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi ve elimizi en iyi şekilde temsil edeceğini düşünüyorum. Gençlik ve Spor Muş İl Müdürü Emrullah Güler de milli atletin ülkemizi gururlandıracağından emin. İlimizi de ülkemizi de başarıyla temsil edeceğine inanıyoruz. İnşallah madalyayla dönüp bizi gururlandıracak. İnşallah bayrağımızı göndere çekmesini de arzu ediyoruz ve bekliyoruz. Sahip olduğu 2000 civarında eserle binlerce yıllık tarihe ışık tutan Tunceli Müzesi büyük ilgi görüyor. Yaklaşık 2000 eserin sergilendiği müze son 6 ayda 14.000 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin en yeni müzelerinden olan Tunceli Müzesi'ne ziyaretçi akını yaşanıyor. Güzel, hoş bir ortam var. İnsanların yaptığı çalışmaları güzel bir şekilde sunmuşlar. Hem bize ilham kaynağı oluyor, bir de eskilerin bize kattığı önemli şeyleri gösteriyor. Şimdiki hayatımızı ne kadar kolaylaştırdıklarını falan. 4 blok ve 5800 metrekare kapalı alandan oluşan kent müzesi, yazılı ve görsel alanlarıyla ziyaretçilerini tarih yolculuğuna çıkarıyor. Normalleşme sürecinin başladığı 1 Haziran'dan bu yana ziyaretçiler müzeye akın ediyor. Müze Müdürü Kenan Öncel, Tunceli Müzesi'nin Türkiye'nin en yeni müzelerinden olduğunu söyledi. Biz bu geçtiğimiz sürede yaklaşık bir 13.000-14.000 civarında ziyaretçi müzemizde ağırladık. İleriki zamanlarda salgın da inşallah biterse müzemizdeki bu sayı daha fazla olacaktır diye düşünüyoruz. Öncel yoğun ilginin nedenlerini sıraladı. Müzede şehrin merkezinde olması ve yeni olması, çok çeşitli sergilerden oluşmasından dolayı ziyaretçiler tarafından, kente gelen turistler tarafından tercih edilen bir alana dönüştü. Kentin en eski tarihsel buluntularından taş aletler, pişmiş topraktan çömlekler, çeşitli madenlerden yapılmış eserler ve yöreye ait inanç ritüellerini anlatan balmumu heykeller sergileniyor. Çok sayıda nadide eserin sergilendiği müzenin açılmasıyla kentteki yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazı çalışmaları da hız kazandı. Türkiye'de cerrahi aletler üretiminde ilk sırada yer alan Samsun'da tarihi tren bakım atölyesinde oluşturulan Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı. Gelin bir bakalım bu müzede neler var. Samsun'da 40 yıl öncesinden başlayan yaklaşık bir cerrahi alet üretim kültürü var. Samsun'da Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi açıldı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait atıl durumdaki tarihi tren bakım atölyesinin restorasyonu tamamlandı. Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın katkılarıyla tamamlanan restorasyonun ardından tarihi atölye, Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi olarak hizmet vermeye başladı. Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Ahmet Aydemir, müzenin yaşayan bir müze haline geleceğini söyledi. Açıldıktan sonra burası yaşayan bir müze olacak. Yani cerrahi alet, tıbbi cihaz sektörü imalatıyla tarihten günümüz ve geleceğe bir perspektif sunabileceğimiz bir konseptle müze oluşturulacak. Müze 6 bölümden oluşuyor. Rayların koruma altına alındığı orta aks bölümünde hastanelerde eskiden bulunan hasta destek ürünleri, ikinci kısımda ise cerrahi aletler yer alıyor. Diğer bölümlerde de kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş alanında kullanılan eski aletler bulunuyor. Öte yandan müzede Samsun Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin COVID-19 salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının anısını yaşatmak için yaptığı kara kalem portre çalışması sergileniyor. Kırgızistan'da 6 yıl önce ilan edilen 4 Aralık Manas Destanı günü konserlerle kutlandı. Bişkek'teki Devlet Konser Salonu'nda düzenlenen programa katılım yoğun oldu. ...500.553 mısradan oluşan Kırgız Manas Destanı ezbere okundu. Kırgızistan'da 6 yıl önce ilan edilen 4 Aralık Manas Destanı günü konserlerle kutlandı. Başkent Bişkek'teki Devlet Konser Salonu'nda düzenlenen konser programına katılım yoğundu. Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanı Azamat Camankulov, Manas Destanı'nın önemini vurguladı. Destanın zorluklarla bugüne ulaştığını söyledi. Destanda Kırgız Devleti'nin yönetim şekli, uluslararası ilişkileri, ekonomisi, siyaseti, etnik halklar arası ilişkileri, geleceğe giden yolu, amacı ve vatanseverliğin anlatıldığı vurgulandı. Rize'de Erdoğan Baltacı adlı bir vatandaş yükseklik korkusuna rağmen yerden 10 metre yüksekliğe ağaç ev yaptı. Çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Baltacı 10 metrekarelik evini çelik tel ve vidalarla ağaca sabitledi. Rize'nin Güneysu ilçesinde yaşayan Erdoğan Baltacı'nın bir çocukluk hayali vardı. Bu ağaç benim hep hayalimdi. Bu ağaca küçük bir baraka yapmak. 30 yıl önce çalışmak için İstanbul'a giden Baltacı 4 yıl önce emekli oldu. Yaz aylarında memleketinde yaşayan Baltacı babasından kalan arazideki gürgen ağacına ev yapmaya karar verdi, ancak yükseklik korkusunu yenmesi gerekiyordu. Tabiri caizse emniyet kemeriyle kendimi ağaca bağlayarak titreye titreye bugüne getirdik, şükürler olsun. Kullandığı keresteleri ölü ağaçlardan temin etti. Evin yapımı için bir ay uğraştı. Sağlam olması için 3 çelik telle ağaca ve kayaya bağladı. 20 çelik vidayla sabitledi. Demir direğin yüksekliği 5 metre 80 santim. Oturduğumuz yerden aşağıdaki zeminin yüksekliği yaklaşık 10 metre. Evini aydınlatmak için pervaneye fıskiye ile su püskürterek elektrik üreten Baltacı 10 metrelik evinde huzuru buldu. Yükseklik korkusu sürse de arılarını getirerek bal üretmeyi planlıyor. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde kadın kolları oluşturuldu. Buraya üye anneler, üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrencilere çorba, pasta, börek ve çay ikramında bulundu. Öğrenciler bu ikram sürprizi karşısında oldukça mutlu oldu. Öğrencilerimiz ders çalışırlarken onlara bir anne eli değmiş gibi pastalar ve börekler hazırladık. Ana yüreği dayanamadı, geleceğimiz gençlerimiz için kolları sıvadı. Elazığ'da kadınlar üniversite kütüphanesinde ders çalışan öğrenciler için çorba, pasta, börek ve çay yaptı. Bence çok güzel bir etkinlik. Şu an ben de sınavdan çıkıp geldim. Böyle sıcak çorbamı içip yurduma döneceğim. Öyle yani, teşekkür ederiz. Çok güzel bir şey bence. Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde oluşturulan kadın kollarına üye anneler gençler için harekete geçti. Anneler elleriyle yaptıkları yiyecek ve içecekleri öğrencilere ikram etti. Çok hoşuma gitti, çok güzel olmuş böyle. Arada böyle şeyler olması gerçekten çok oluyor. Özellikle ders çalışırken falan çok, yani mutlu etti beni. Etkinlik öğrencilerin moral ve motivasyonunu artırmak için yapıldı. 24 saat açık olan kütüphanede ders çalışmak için sabahlayan öğrenciler için ikramlıklar hazırlandı. Kendilerini böyle evlerinde hissetsinler diye. İnşallah memnun kalmışlardır. Öğrenciler ikramlar sayesinde aile sıcaklığını yaşadı, moral bulup mutlu oldular. Yani mutlu olduk. Güzel bir etkinlik bence. Daha önce böyle bir şey görmemiştik üniversitede. İyi oldu bence. Bilecikli kadınlar ürettikleri hamurların satışlarından arta kalanları pekmeze dönüştürüyor. Hurmaların boşa gitmesini önleyen kadınlar pekmezleri ekonomiye kazandırıyor. Bilecik'in Küplü köyünde Trabzon hurması yetiştiriliyor. Köyde yaşayan kadınlar da hurmaların satışından arta kalanları pekmeze dönüştürüyor. Buranın bir bitki örtüsü var zaten. Yetişen meyvelerimiz belli. Ama büyük bir tonajda çıkıyor. Bu tonajın zaten alıcılar seçerek kalıyor. Kalan hurma bize kalıyor. Biz daha çok böyle bir şeyler üretmek istedik. Çünkü çok kıymetli bir meyve hurma. Kentte yılda toplam 700 ton hurma üretiliyor. Bunun 250 tonunu sadece Küplü köyü üretiyor. Denemeleri sonucu istedikleri damak tadına ulaşabilen kadınlar kurdukları firma aracılığıyla hurma pekmezini piyasaya sunuyor. Teyze dedi ki, Hülya dedi, bu şekilde dedi, hurma pekmezleri yapıyorduk biz zamanında dedi. Biz de deneyelim o zaman dedik. Tabii bu bir denemeyle, iki deneme, üçüncü, bu dördüncü, belki beşinci denemeden sonra bu tadı bulmaya başladık. Çok lezzet olarak çok beğenen oldu. Kadınlar hurma pekmezinin yapılış aşamalarını ve nasıl sattıklarını anlattı. Normal olmuş hurmalarımızı ezerek kazanlarımıza koyuyoruz. Üzerine koyduğumuz hurma kadar da küllü suyumuzu koyuyoruz. Küllü suyu koyduktan sonra başlıyoruz başlıyoruz kaynatmaya. Bu köpürmeye başlıyor. Köpürüğe gidene kadar devamlı kaynatıyoruz. Köpüğe gittikten sonra ateşin altını çekiyoruz. Bu şekilde bir gece bekletiyoruz. Hurmayla su tamamen löp hale gelsin diye. Ertesi gün gelip sıkma makinelerimizde şırasını çıkartıp yeniden kaynatmaya başlıyoruz. Bu da neredeyse bir 5-6 saatimizi alıyor. Kaynatma süresi 5-6 saatimizi, sonra kavanozlarımıza koyuyoruz. Pazarlaması eş dost. Çünkü eşimize, dostumuza, çevremize veriyoruz şu anda. Tabii ki reklamımız daha da çoğaldığı zaman daha da fazlalaştıracağız. Üretici kadınlar hurma pekmezinin köyde çok uzun zamandır üretildiğini söyledi. Ben Küplü köyünde 5. kuşak torunlarıyız diyeyim. Yani benim büyük annelerimiz buradaymış. Kurtuluş Savaşı'ndan önce Rumlarla birlikte yaşarlarmış. O zamanlardan bu hurma ağaçları dikiliymiş buralarda. Kendileri de burada salça, işte bu hurma pekmezini yaparlarmış. Trabzon'un yöresel lezzetlerinden Vakfıkebir külek peyniri coğrafi işaret tescilinin ardından daha çok ilgi görmeye başladı. Tescil alınmasından sonra talebin arttığı külek peynirinin kilosu 30 liradan satılıyor. Külek peyniri Trabzon'un Vakfıkebir ilçesindeki yaylalarda üretiliyor. Belediye Başkanı Muhammed Balta, coğrafi işaret tescili sayesinde külek peynirinin daha fazla bilinir olduğunu söyledi. Bir standartta üretilmesini, hem de fabrikada da aynı standartta üretilip tüketime sunulmasını sağlamakta amacımız. Külek peyniri artık modern fabrikalarda da üretiliyor. Temizlenmesi, ısıl işleme tabi tutulması, mayalanması, teleme haline gelmesi, sonrasında pişirilerek şekil verildikten sonra kalıplarımıza basılıyor. Vakfıkebir külek peyniri kilogramı 30 liradan satışa sunuluyor. Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesinde kadınlar manda derisine şekil veriyor. Kooperatif çatısı altında ürettikleri çanta, tablo, cüzdan, bileklik, kemer ve çeşitli aksesuarlar ilgi görüyor. Kadınlar bu el emeği ürünleriyle aile bütçelerine katkı sağlıyor. Zaten kadınlar isteyip de başaramadığı hiçbir şey yok. Manda derisi Afyonkarahisar'da hünerli kadınların ellerinde şekilleniyor. Çeşitli aksesuarlara dönüşüyor. Çantalar yapıyorlar, kemerler, cüzdanlar, bileklikler, tablolar, kişiye özel. İnternetten gösterdiğiniz her türlü modeli şu anda yapabilecek durumdalar. Afyonkarahisar'ın Sultandağ ilçesindeki kadın kooperatifinde manda derisinden üretilen bu ürünler oldukça ilgi görüyor. Çok beğeniliyor çünkü bizim yaptığımız ürünler gerçek orijinal manda derisi, vagetta deri diye geçiyor. Gerçek derilerdir. Yani bu çantayı aldığınızda 20-30 sene boyunca ömürlük olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel satışlarımız var. İnşallah bundan sonrası da böyle devamı gelir. Valilik öncülüğünde kadınlar Taş Medrese'de eğitim aldı. İlçede kurulan kooperatifteki deri işlemeciliği atölyesinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Online'dan satış yapıyoruz, standlarımızda satış yapıyoruz. Kazanılan parayı bayanlarımız aralarında üleşiyorlar. Ve bu şekilde hem evlerine ekonomik anlamda katkı sağlamış oluyorlar, hem buraya gelip sosyalleşmiş oluyorlar, hep bir arada olmuş oluyorlar. Üreten kadınlar aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Tamamen el emeği, sabır isteyen bir şey. Beğenildikçe daha da hoşuma gidiyor yapmak. Keyif alıyorum. Elime harçlık geçiyor. Keserken milim milim ölçüyoruz. En ufak yanlışta kayıyor, eğri olur mesela çantalarımız. Sipariş üzerine de çalışıyoruz. Gelen kişiler de alıyor. Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde düştüğü kuyudan kurtarılan çizgili sırtlan yavrusu tedavi edildi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan sırtlan tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Şanlıurfa'da yaralı bulundu, tedavi sürecinin ardından iyileşti. Halfeti ilçesi Yeşilözen Mahallesi kırsalında tarlada çalışan köylüler yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda çizgili bir sırtlan yavrusunu fark etti. Köylüler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Ekiplerce bulunduğu yerden kurtarılan yavru Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Yaralı ve bitkin hayvan merkezde uygulanan özel bakımla hayata tutundu. Ekipler 20 günlük tedavinin ardından çizgili sırtlan yavrusunu ailesine kavuşturmak için yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Halfeti ilçesine götürdü. Çizgili sırtlan yavrusu kuyuya düştüğü mahallenin kırsalında doğal yaşam alanına bırakıldı. Ve bu kurtuluş öyküsüyle bültenimizi burada noktalıyoruz sayın seyirciler. Yarın yine saatler 18.30'u gösterdiğinde yurttan ve dünyadan derlediğimiz gelişmelerle, belki konuklarımızla ve bağlantılarla karşınızda olacağız efendim. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yarınlar.